geldiniz sevgili izleyiciler. Şimdi gelecek parça sevgili Sezen Aksu'ya ait bir parça. Ben de son albümde sevgili Sezen Hanım'la çalıştım. Buradan kendisine sevgiler, öpücükler ve alkışlar yolluyoruz. Mine Hanım, neler söylemek istersiniz? Ben burada kendisine çok teşekkür etmek istiyorum. Bana vermiş olduğu bu destekten dolayı müzik dünyasının kraliçesi, minik devi diyorum ben ona. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Bir şarkı daha sözü vardı bana aslında ama onu inşallah bir dahaki çalışmada yer vereceğiz. Çok çok teşekkür ederim ve çok severek, çok keyif alarak, çok duygulanarak okudum. Her dakika söylediğim laf şuydu. Perişanım şimdi, mutlu oldun mu? Başını yastığa rahat koydun mu? Dinliyoruz alkışlarla.
kere gönlüne sağlık. Ne kadar güzel şeyler yazıyor. Çok yani güzel. İnanılmaz güzel. Maşallah. Allah ilhamını eksik etmesin. Amin. Vallahi maşallah. Rabbim başımızdan eksik etmesin. Sevgili Sezen Aksu'yu. Mine Hanım'cığım okurken gözleri dolu dolu oldu. Mine Hanım'a dedim ki ben. Hani program başında aşk var mı dedim. Aşk var mı? Böyle gözler dolu dolu olunca da bunun cevabını almış olduk. Değil mi yani? Yani bu arada aşktan... Müzik aşkından daha büyük bir aşk yok. Benim hayatım müzik gerçekten. Peki doğru söylüyorum olsa. Ha bunları şey yolladı. Azerbaycan'dan bir çok zengin bir arkadaş varmış bana aşık. Aa, yarısını o, yarısını petrolcü. Da Suudi Arabistan'dan yolladılar. Aslında peteğin bilezikleri bunlar. Şu kolyemi de Allah razı olsun. Buradan teşekkür etmek istiyorum. İzin verirsen özür dileyerek. Estağfurullah. Suna Yıldızoğlu. Sanatçı arkadaşıma çok teşekkür ediyorum. Bu kolyemi dün bütün gün uğraştı. Tek tek kopmuştu çünkü. Ben ilk defa giyiyorum bu kıyafeti ama ona buradan çok teşekkür etmek çok istiyorum. Sevgiler. Sağ olsun, var olsun. Çok sevgiler, selamlar ellerine yolluyoruz. Ellerine sağlık, çok güzel bir iş kadını o da. Efendim aşktan konu açılmışken gazeteci yazar Mehmet Coşkun Deniz'le aramızda. Hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ederim. Merhabalar. Geçtiğimiz günlerde beraber olamamıştık çünkü besin zehirlenmesi olmuşsunuz. Maalesef. Bir gece önce dürüm köfte yendi tabii. Ne oldu? Halım evde yemek yapmıyor mu? Eşim yoktu. İzmir'deydi. Yazlığa gitmişti. Ben de bir arkadaştaydım. Hadi işte bir pis boğazlık yaptık. Yapınca da işte bedelini ağrı dolaşıldı galiba. Yani. Hanım da beddua etti. Beddua tuttu. Tabii. Ondan sonra zehirlenme. Vallahi öyle. Efendim doktorumuz da burada. Doçent doktor Hayati Akbaş beyefendi de burada. Birazdan sohbete devam edeceğiz Hayati Bey'le ama konu hani aşktan açıldı ya. Hiç Mine Hanım aşık oldunuz mu? Aşk yaşadınız mı? Ya da olamıyor musunuz? Ben aşk kadınım. Tabii ki aşksız olmaz. Müzik de aşkla olur. Ama bunlardan çok daha büyük bir aşk var ki o Allah aşkıdır bende. Tabii. Ben bazen yani çoğunlukta en başta ona söylerim. Benim o gönlümden ona gider. Ondan sonra yayılır. Bende böyle bir şey var nedense. Aşktan kaçar mısınız? Yok kaçmam. Yani aşk gelip beni bulursa yani terk etmem. Ama beni kırarlarsa terk eder giderim. Gönül kırıklığı. Evet. Değil mi? Evet. Peki dedik ki mesafeler olunca Mehmet Bey aşk sürmez mi? Çok zor. Yani o mesafenin ne kadar süreyle o kadar ayrı kalınacak ona bakmak gerekiyor her şeyden önce. Tabii ki kısa ayrılıklar tarafların arasındaki bağ güçlüyse eğer hoş görülebilir. Yani o kaldırılabilir bir şey ama ayrılık uzuyorsa, mesafeler uzuyorsa o zaman tabii çok zor oluyor. Bakın şimdi şu şarkıyı dinledik. Mine Hanım o muhteşem sesiyle söyledi. Şimdi ben burada o şarkıyı dinlerken ah keşke eşim de yanımda olsa da onu böyle o bir süre sonra insanda sıkıntı vermeye başlar. Şimdi siz oradasınız işte diyelim ki öğrencisiniz. Birisi yurt dışında okuyor, birisi yurt içinde okuyor ve senede ancak bir kere görüşebiliyorsunuz. Hayattan zevk alma şeyiniz, seviyeniz düşmeye başlar. İşte bir yere gitseniz, şarkı söyleseniz içinizde hep özlem. Paylaşmak istersiniz, elini tutmak istersiniz, sarılmak istersiniz. Bunların hiçbirini yapamayacaksınız. Bir süre sonra gönül bunun eksikliğini size hissettirmeye başlar ve dışarı vurur ve bu sıkıntı yaratmaya başlar. Evet şimdi teknoloji çok gelişti. İşte internetten kamerayla görüşürsün, evet. Telefonla görüşürsün. Evet. Artık çok kolay ama yetmez. Aşk dediğiniz şey yanında olmayı gerektiren bir şey. Dokunmak ister. Mutlaka birlikte bütünlük, bir şeyleri paylaşmak ister. Evet Mine Hanım. Yani o yüzden de mesafesi olanların biraz daha fedakar davranıp daha sık görüşme imkanları sağlaması gerekiyor. Dün akşam bir yerdeydik. İki iyi dostumuz bir tanesi yüksek lisans yapmaya İngiltere'ye gidiyor. Bir tanesi de askere gidiyor. Yaklaşık bir sene ayrı kalacaklar. Onlara dedim ki ben de şimdi aşkınızı test etme zamanı. Çünkü bu önemli bir test. Yani bakalım aranızdaki bağ gerçekten güçlü mü? Gerçekten bunu kaldırabilecek bir şey mi? Eğer kaldırabilecek bir şeyse aşılabilir. Zorluklarla da olsa aşılabilir. Ama o ayrılıktan önce o bağ yeterince güçlü kurulmamışsa o ayrılık o ilişkinin bitmesine sebep olur. Muhakkak mesafeler olursa o zaman hep böyle arayı uzatmamak lazım. Sürekli bence görüşmek lazım. Güçlendiriyor yani aşkın ayakta diri kalmasını da sağlıyor. Bir arada sürekli olmak da yani oturmak, kalkmak, beraber gitmek, gelmek de. Doğru ama kısa ayrılıklar.
Yani bir sene hiç görmeden biriyle yaşadığınız ilişkiye de ilişki denmez ki. Yani kişilere de bağlı bu. Yani kişinin olan duygularına da bağlı bir şey tabii bence. Tabii işte bağa bağlı. Evet. Yani birbirlerine duydukları olması, bağın, aşkın büyüklüğüne, güçlülüğüne bağlı. Peki yaş farkını sorarsak, izleyicilerimiz dedi ki artık dedi, mesela ben de ekibime soruyorum, kızlar diyorum hadi evlenin artık. Diyorlar ki ya Pelik Hanım adam gibi adam kalmadı, adam gibi adam yok, hep böyle bunların hep ağzında, bizim kızların ekibin ağzında hep bu var. Nerede diyorlar, nerede evlenecek erkek yok diyorlar. Olgun hanımlar işte yaşı küçük erkeklerle ya da genç erkekler yaşı büyük erkekler. Yani hep böyle zıttı, hep tersi oluyor. Neden? Çünkü yani aynı yaşta kalan ya evli. Yani mesela yaşı denk düşen, öyle değil mi? Doğru söylemiyor mu bilmiyorum. Doğru söylüyorsunuz yani, tabii ki. Mesela benim yaş grubumda olan insanlar evli. Şimdi evli bir erkekle beraber birlikte olmak da çok doğru olduğunu sanmıyorum bence. Ben karşıyım evet. Şahsen. Ama şimdi bunun bu benim adıma konuşuyorum, kendi adıma tabii. Hem avantajları hem dezavantajları var. Şimdi avantajlarından söz edelim önce. Bir genç aşık insanın da ruhunu tazeleyen, yenileyen bir şey. Doğru. Şimdi bu doğru. Doğru. Çok eğlenirsiniz. Çok güzel günler geçirirsiniz ama iş evlilik olduğunda burada tekrar durup bir düşünmek lazım. Çünkü çok aranızdaki şey. Yaş farkı uzadıkça evliliğin içerisinde sohbet edecek konularınızdan tutun da birlikte geçirdiğiniz zamanda yaptıklarınız şeye kadar her şey farklı anlayışlarda oldukları için insanlar değişir. Şimdi yaşlı genellikle Türkiye'de rastlanan yaşlı erkek genç kadın ilişkileri vardır. Ama bakın. Örneğin 50 yaşında bir adam 25 yaşında bir kadınla evlendiği zaman bir de bunun 10 sene sonrasını düşünmek lazım. Adam 60 yaşında oluyor, kadın 35 yaşında oluyor. Peki erkekler neden hep genç kadınları seçer? Erkekler genç kadınları seçer mi yoksa kadınlar kendilerinden daha büyük, daha olgun erkekleri mi seçer, bu da tartışılır. Ben lise çağında, ben lise çağından biliyorum. Ben 16 yaşındayken hiçbir 16 yaşındaki kız bana bakmıyordu. Onlar 20 yaşındaki, 22 yaşındaki, 23 yaşındaki erkeklere bakıyordu. İşte var burada gençler, soralım. Soralım kızlar, kaç yaşındasınız? Bununla ilgili bir yorum yapın bakalım. Hani etrafınızdaki arkadaşlarınız olabilir. Olsanız da. Kendinden büyükçe bir erkekle flört ediyor olabilir, evlenmeyi planlıyor olabilir. Etrafınızdan örnek verirseniz herkes kaçıyor şimdi bu konuyla bunlar ilgili. Bunlar hep dillerini yutmuşlar. Yorum yapalım ya. Peki sen alır mısın mikrofon hayatım? Senin etrafında var mı böyle tanıdığın? Yaşı küçük olup olgun bir erkekle evlilik planları yapmak isteyen. Ya Petek Hanım, benim arkadaşlarım var öyle. Benimle yaşıt, yani kendilerine yaşça. Kaç yaşındasın? 86 doğumluyum ben. 86 doğumlu. 23. Arkadaşların kaç yaşındaki erkekler, olgun erkeklerle? 30. En fazla 35. Peki sorduğun zaman ne diyorlar? Yani fikirleri en azından daha olgun düşünüyorlarmış. Ya bilmiyorum. Bana göre biraz ters geliyor. En fazla 10 yaş yani. Ya çok da yaş sınırı olunca bir de sen ne düşünüyorsun? Ya fazla büyük istemiyorum ya. 30-35 benim de arkadaşlarım var. Ancak arkadaşımın dediği gibi 30-35 yaşlarında erkeklerle beraber oluyorlar. Çok fazla yaş sınırı olmamalı diye olmamalı. Düşünüyorsun. En az 3-4 yaş. Hı hı. Sizin gibi düşünen, yani şu anda bakıyorum da ama sizin gibi düşünmeyen tabii ki kızlar da var. Ama bakın şimdi. Bana ters geliyor. 23 yaşındaki genç arkadaşımız en fazla 10 yaş diyor. Şimdi burada bir belirlememiz gereken bir şey var. Hocam da daha iyi bilir. Kadının gelişimi ile erkeğin gelişimi, yani ruhen gelişiminden söz ediyorum, bedenen değil, farklıdır. Kadın erkeğe göre daha çabuk olgunlaşır. Doğru. Hayatı algılayışı daha kolay olur. Doğru. Şimdi 23 yaşındaki bir genç kadının düşüncesiyle 23 yaşındaki bir erkeğin düşüncesi farklıdır. 23 yaşındaki erkek evliliğe hazır değildir. 23 yaşındaki kız evliliğe hazırdır. Onun ayrıca bedenen de hazırlığı vardır. Yani biyolojik saati denen şey. Kadınlar daha çabuk olgunlaşıyor. Kesinlikle. Kesinlikle. Lıklarından dolayı tabii. Şimdi karşısındaki erkeğin de, bu her zaman böyledir. İşin aslı budur. Kadın karşısındaki erkeğin kendisinden daha baskın, daha olgun, daha hayata bakış açısı gelişmiş biri olduğunu ve eksikliklerini gidermesini ister. Sanaraktan. Ama sanıyor, yani ama açık söyleyeyim, şey, 23 yaşındaki bir genç kızla 23 yaşındaki bir genç erkek arasında 10 yaş fark vardır ama kadının lehine vardır. Yani kadın 23 yaşındaki erkekten 10 yaş daha olgundur o yaşlarda. Hocam peki görüntü olarak kadınlar daha mı çok çöküyor da erkekler o yüzden yaşça küçük hanımlara
istiyorlar, evlenmek istiyorlar, flört etmek istiyorlar. Şimdi tabii ben estetik cerrahım. Yani ben olaya şöyle yani. Belki bakılabilir. Estetik anlamda insanlarda genelde tabii ki daha genç ve daha güzel olana bir yönelim oluyor. Yani bu bir gerçek. Erkekler de muhtemelen kendilerinden daha genç ve daha güzel olan insanlara karşı belki gösteriyorlar. Fakat olayın şeyinde söylediği gibi gazeteci arkadaşım Mehmet Bey'in kadınlarda koruma ve kollanma duygusu var. Böyle bir duygu var psikolojik gelişiminde. Doğru. Ve genelde bu koruma ve kollanmayı kendisinden daha güçlü olan hem maddi anlamda hem fiziki anlamda daha güçlü olan birisinin çok iyi başaracağını düşünüyorlar. Bir etken de budur. Hı hı. Bir etken de ailede biliyorsunuz yetişme kültür bunlar çok çok önemlidir. Sonuçta biz esas ailemizden ne görüyor isek onu biraz taklit ederiz. Toplumumuzda kadının belli bir rolü vardır. Bütün toplumlarda olur. Bizim toplumumuzda bir rolü vardır. Bu rol benimsenerek kuşaklar arasında aktarılır. Yani böyle değişik boyutları var tabii olay. Peki şimdi genç kızlar burada. Yarın öbür gün evlenecekler. Şu anda sözlüler, nişanlılar vesaire. Bir sürü genç kızımız var ekran başında da. Evlenecek bir kişi nasıl anlayacaklar? Ya da evlenecek erkek ailesine düşkün olmalı mı? Nasıl mesajlar? Aa tehlikeli diyeceğini gibi mesajlar var. Bize tehlikeli olan mesajları ver. Ya, genç kızlara. Ya, şunlara dikkat etsinler. Şimdi adam gibi adam dediniz ya az önce. Hani bizim ekipteki kızlar böyle. Herkesin, buyurun kızlar. Herkesin Esin, adam Merve. Gibi. Adam gibi adam tanımı farklı olabilir. Yani bunun tek bir prototipi yok. Yaşadığımız toplum, içinde bulunduğumuz aile, kültür, gelenekler, yaşadığımız topraklar bunların hepsi adam gibi adam şeyini değiştirir. Yani öyle bir yerde yaşarsınız ki işte kazmayı toprağa en iyi vuran insan sizin için çok çekici olabilir. Ya da ne bileyim başka bir iş yapıyorsunuzdur işte çalıştığınız iş yerindeki en üst seviyedeki sizin... Neyse sonuç olarak şuna bakmak lazım. Kimi seçerseniz seçin. Bir ilişkiyi yürütürken eğer onu eş adayı olarak görüyorsanız takip edeceksiniz gözlerinize. Gözlemleyeceksiniz. Mesela? Ya mesela kaşı gözü oynamayacak. Şimdi bu çok önemli bir şey yani. Oynamayacak. Güzeldi. Yani bu çok önemli bir şey. Yani ben bir erkek olarak kendi hemcinslerim adına bundan çok utanıyorum. Ve ben de görüyorum ve çok da üzülüyorum. Bir yere giriyor bir çift belli ki işte aralarında bir ilişki var flört var yani adam şöyle. Gözü oynuyorsa şöyle. Aman ya dikkat feci, diyorum Mehmet Bey. Feci. Peki sohbete devam edeceğiz. Birazdan Savaş ve annesi ve onu büyüten annesi de burada olacak. Konuklarımla sohbete devam edeceğiz. Reklamlardan sonra buradayız. Reklamlar.